Bunca, bunca tahribata, bunca ihanete, bunca ambargoya rağmen milli görüşçüler elhamdülillah dimdik ayaktadırlar. Haberin var mı? Ekonomik kuşatma altındasın. Dış borç katlandı. Türkiye'nin dış borcu IMF'ye yapılan ödemenin 20 katı. Toplam borçsa IMF'ye yapılan ödemenin 11 katı artmıştı. Haberin var mı? Ekonomik kuşatma altındasın. Adaletsiz gelir dağılımı. Türkiye OECD ülkeleri arasında gelir adaletsizliğinde ikinci sırada. Kişi başına düşen gelir bakımından dünyada 66. sırada. İnsani gelişmişlik düzeyinde ise 76. sırada yer alıyor. Haberin var mı? Ekonomik kuşatma altındasın. Üretmeden tüketmek, tükenmektir. Hükümetin ekonomi politikaları sonucunda Türkiye giderek daha fazla borçlandırılmış, üretmek yerine ithal eden konuma getirilmiş, sanayi yerine inşaat ve turizm ekonomisine yönlendirilmiştir. 80 yılın birikimi 10 yılda satıldı. 51 milyar dolar özelleştirme geliri elde edilmiş olmasına rağmen 12 yılda bir kez bile bütçe açığı kapatılamamıştır. Faiz ödemeleriyle yeni bir Türkiye kurulurdu. 2003-2013 yılları arasında yapılan 548.3 milyar lira faiz ödemeleriyle maliyeti 3.75 milyar dolar olan Marmaray'dan 97 adet, maliyeti 6 milyar dolar olan 3. Boğaz Köprüsü'nden 61 adet, maliyeti 7 milyar dolar olan 3. Havaalanı'ndan 52 adet yapılabilirdi. Daha fazla şatafat, daha fazla bütçe açığı, daha fazla dış borç, daha fazla faiz. Haberin var mı? Ekonomik kuşatma altındasın. Tüketiciler geleceğini tüketiyor. Tüketici kredileri 89 kat arttı. Hane halkı toplam borç yükü 39 kat arttı. Kara listede yer alanların sayısı 7'ye katlanarak 3 milyonu geçti. İsraf ekonomisi sürüyor. Bankalara olan borçlarından dolayı işçilerimiz ölüm madenlerinde can verirken Kremlin ve Beyaz Saray'dan daha büyük ve pahalı saray yapmak, makam uçağı almak israftır.